Emin olun o 1 saatlik videoların o hale gelmesi 2,5 sene aldı. Keşke zamanında bize de böyle bir şeyleri anlatan, gösteren birileri olsaydı da biz de hızlıdan halletseydik işimizi. Şimdi dostluk nedir, niye kasarız? En böyle can alıcı sorulardan biri. Ben enerji kasarken dostluk kasamıyorum. Ben şu NPC'den bir item almak istiyorum, dostlukla veriyor. Şu NPC'den işçi almak istiyorum, işçi videosunda da hatırladığınız gibi. Ben işçiyi alamıyorum, dostluğu kasamadım gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Bana yayında da soran çok oluyor. Yayını da takip etmenizi öneririm. Yayın takvimini aşağıya zaten atıyorum video kısmına. Onun dışında bir de kanal içerisinde ikinci bir bölüm olan uzun rehberlerin dışında pratik bilgilerin yer aldığı ayrı bir oynatma listesi var. Eğer dilerseniz o videoları da izlersiniz. Onlar bana özellikle yayındayken gelen soruları cevaplamak için böyle en temel sorular. Şu aşılığı nerede kasarım? Şunu nerede bulurum? Bu nerededir? Şu nerededir? Gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz. 1 dakikalık böyle 30 tane falan video var. Pratik bilgiler. Onlar da aynı şekilde 2,5 senenin birikimi sonucu tık 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 nokta atışı böyle sekmeden bu buradadır, şu şuradadır diye cevap bulabileceğiniz videolar. Mümkün mertebe elimden geldiğince bu videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Konuya geçelim. Dostluk nedir? Hemen bir NPC'nin yanına gidelim. Dostluk, oyundaki NPC'lerle aranızdaki kurduğunuz bağın seviyesini gösteren terimdir, tabirdir. Öyle söyleyeyim artık. Şimdi bakalım benim bu arkadaşla dostluk puanım 3209'muş. Bu biraz absürt bir rakam bu arada ama büyük ihtimalle yaptığımız görevlerden falan birikti. Normal bir arkadaşa gidelim. Melisa ablamıza geldik. Melisa ablamız gıcık ablalardan biridir. Sebebini anlayacaksınız yakında. 821 dostluğum varmış. Gidelim başka. Bu abiye geldik. Bu abi de 581'miş gibi dostluk puanlarını görebiliyoruz. Tekrardan açayım. Dostluk 581. Gördüğünüz gibi. Bunu kasmışım ve bilgi almışım karşılığında, gördüğünüz gibi. Sohbet, korkuluk hayalet. Korkuluk hayaletle ilgili sohbet edebiliyormuşuz. 1000 dostluk karşılığında. Ve dükkan. Dostluk dükkanı. Dostluğun ne işe yaradığını da anlatmış oluyorum bu arada. Taritas zırhlarını, miğferlerini veya her neyse bu arkadaş bu adamla aranızı sıkı tuttuğunuz zaman size 500 dostluk karşılığında jest şeklinde taritası bu kadar ucuza verebiliyor. Normalde taritasını örnek veriyorum, pazar fiyatı max fiyatı 500K ise bu adamdan gelip dostluk kurup 80K'yı alıp işinizi görebiliyorsunuz. Tamir işlerini yaparken vesaire gibi. Her neyse bu tamamen bir örnekti. Şimdi dostluk kasmanın yöntemlerinden birisi gidip bu NPC'ye F5'e bastığınız zaman el sallar NPC'ye. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi el salladı. NPC de bize selam verdi. Bunun her bir çevirimi için, her bir el sallama için sizden 3 enerji gider. Bakın şöyle yapalım. El salladım. 133'e düştü. Karşı tarafta size 3 dostluk puanı verir. 581'di, 590 oldu. Bunu nerede kullanıyoruz? Bunu nerede kullanıyoruz biliyor musunuz? Birazdan anlatacağım. Dostluk mini game'inde neredeyse dostluk kasmanın imkansız olduğu, dostluk kasmanın çok zor olduğu konularla alakalı bu konuları içeren saçma sapan NPC'ler var. Dostluk kasmanın zor olduğu bu NPC'lerle bu el sallama işine girişiyoruz. En basit dostluk kasma işlemidir. Tamam, her şey iyi, güzel, hoş. Her şeyi yaptım ben. Peki başka yöntem nedir dostluk kasma? Dostluk kasmasının bir diğer yöntemi her NPC ile geçerli olmamak kaydıyla o NPC'de bulunan görevleri yaptığınız zaman bazen NPC'ler görev içerisinde, bakalım burada var mı, yok. Bazen NPC'ler görev içerisinde, özellikle ana görevlerin içerisinde
dostluk puanı olur, verir. Bakalım burada var mı? Yok. Bunu zaman içerisinde görürsünüz zaten. Örneğin bir görevi yapıyorken görevin içerisinde yer alan size verilen ödüller içerisinde örnek 50 dostluk falan yazar böyle karşılığında ödül olarak orada. O NPC ile ya da bir NPC başka bir NPC'ye içinde size dostluk puanı verebilir. Örnek veriyorum. Bir görev serisi yapıyorsunuz. Diyor ki bu abla diyor ki şuraya git. Sen gidiyorsun işte Tekton'a geliyorsun. Tekton da diyor ki Melisa'ya yardımcı olduğun için teşekkür ediyorum. Tamam ben artık Melisa ile konuşacağım. Sana Melisa için 200 dostluk vereceğim gibi bir şey yapıyor. Sen bu işte görevi tamamladıktan sonra işte Melisa ile 200 dostluk kasmış oluyorsun örnek veriyorum. Tabii ki bu NPC'ler arasında öyle bir şey yok. Onu söyleyeyim. Sadece örnekti. Bu ve bunun benzeri görevler üzerinde dostluk puanı kasabiliyorsunuz. Fark etmeden de dostluk kasabilirsiniz. Zaten ana karakterinizdeki daha önceki enerji videosunda söylediğim gibi ana görevler artı önerilen görevlerin hepsini tamamladıktan sonra yan görevlerdeki ana görevler artı önerilen görevleri tamamlarsanız yan çardaki özür diliyorum. Birçok NPC'lere çok fazla dostluk kasmış olursunuz görevler içerisinde. Özellikle ana görevler ve yan görevlerin içerisinde olan o görevlerde çok fazla dostluk var. Sizin işinize yarayacak çok fazla dostluk puanı var. Örnek veriyorum şu an aklıma gelen bir görev. Görev serileri içerisinde yanlış hatırlamıyorsam belki Valencia 1, belki Valencia 2 ya da buradaki bağımsız sıra görevlerden birinde kumtanesinde bu tavu denen arkadaşın depocunun bir tane görevi var ya da bunun yanındaki ablanın da olabilir tam hatırlamıyorum. Görevde diyor ki mesela işte o ablayla yanındaki ablayla 1000 dostluk karşılığında işte sana şu bilgiyi verecek o abladan o bilgiyi al öyle gel diyor mesela görevde. Görevi tamamlama koşulu olarak. Görev de sana diyor ki aynı zamanda işte tavunun yanındaki kadının adı neydi işte. O kadında da 3 tane görev var. O görevleri yap diyor. Görevlerin içine giriyorsunuz. Görevin biri 400 dostluk. Diğer ikisi 300-300 dostluk veriyor. Tak 1000 dostluk. Görevleri tamamlayıp geliyorsun. Artık ne görevi versen sana. Abladan o görevin tamamlayınca, görevleri tamamlayınca 1000 dostluğunu kasıyorsun. 1000 dostluğun hemen akabinde bir saniye. Şöyle bakayım. Tamam. 1000 dostluğun hemen akabinde oradaki bilgiyi alıp daha sonra görevi veren diğer şeyi bu şekilde bir zincirleme yani bir yerde bir takıldığınız yerin bu şekilde bir zincirlemeyle orada bir çözüm oluşuyor dostluk sayesinde. Dostluğun kullanıldığı işte görevlerle alakalı bir diğer nokta o. Peki dostluğu en çok nerede kullanıyoruz? Dostluğu en çok bilgi edinirken kullanıyoruz. Bilgi pencereleri hiç bilgi konusunda anlatırken, enerji konusunda anlatırken anlattım. Akademisyenlerde özellikle buradaki neredeyse %60-70'lik bilgiler, şu bilgilerin neredeyse %60-70'i dostluk aracılığıyla elde ediliyor. Nasıl elde ediyoruz? Zaten bunu şeyde anlattık. İşte gidiyorsun NPC ile şey yapıyorsun falan filan. Şu an nasıl konuşulacağını ve nasıl dostluk kasılacağını anlatacağımız noktaya geldik. Şimdi hemen böyle dostluğu kolay kasabileceğini düşündüğüm bir yere gideyim. Oradan anlatması daha iyi olacak. Veli'ye gideyim bu arada size dostluk kasarken kullanabileceğiniz iksirleri falan anlatayım. Şimdi oyun içerisinde dostluk iksiri diye bir şey var. Yeşili yanlış hatırlamıyorsam %20, mavisi ise %30 dostluk bonusu veriyor. Ayrıca siz biliyorsunuz oyun içerisinde kullandığınız premium demeyeyim de inci kostümlerinizin pasif olarak üzerinde de %10 dostluk buff'ı olabiliyor. Geldim mesela. Dostluk %10 diyor mesela. Kullanım etkisi. Bunu giydiğim zaman örnek veriyorum. Veya şu. Dostluk %10 mesela. Şanlı şu dat zırhı üzerinde. Direkt bunu giydiğim zaman o kişiyle kastım dostluk işlemi sonucunda %10 alıyorum. Pardon. Ya şu Pegasus'tan düşme. Bugün de bir çözemedik ama. Her neyse. Bir de oyun içerisinde Kalfeon kostüm soylu kostümü vardır. Bakın şu. Dostluk %15 diyor. Bunu alıyorsunuz normal şuraya zırh gibi giyiyorsunuz. Bundan %15 geliyor örnek veriyorum ondan. %10 bundan geliyor %25. %30 şeyden alıyorsunuz. Mavi dostluk iksirinden alıyorsunuz. Kesinlikle pazardan alın yapmayla uğraşmayın. Hemen şuradan bir bakalım. Namusumuz olan F2'den. Dostluk iksirini.
Efsanevi canavar kanı masraflı. Diş budak 6 tane istiyor. Toplaması zor bir öz. Profesyonel life yapar ama siz hiç uğraşmayın. Pazardan yapan varsa alın, çekin. Onu söyleyeyim. Şu diğer iki şey çok zor değil onu tahmin etmesi ama diş budak ve efsane canavar kanı uğraştırır biraz. Yine de kendiniz yapabilirsiniz. Onu söylemeden geçmeyeyim. Onun dışında şu hemen pazardan bir bakalım da. Dostluk örnek veriyorum. Açtım. Zaten pazarda yoktur çünkü insanlar deli gibi alır bunu. Çok kıymetli bir iksir olduğu için. Yapımı da zor olduğu için. Gördüğünüz gibi dostluk kazanımı %30 diyor. Yeşiline bakalım. Siparişleri görüyorsunuz zaten. Dostluk kazanımı %20 diyor. Dediğim gibi %20'ye %30. Bunları bir de arkadaşlar malzeme satıcısından bir saniye. Malzeme satıcısı ablamızdan alın gözyaşını kullanarak 2 tane iksir koyup şans eseri yüksek ihtimalle 2 iksire karşılık 2 iksir partiye çevirip bu işlemi yaparsanız eğer şöyle söyleyeyim şuna çevirirseniz bakın bu çok satılmaz. Buna çevirirseniz eğer gelişmiş dostluk iksirini aldıktan sonra sizin faydanıza olur. 2 koyup 2 alma ihtimaliniz yüksektir. Arada bir de 1 verebilir. Çok düşük seviyede kimyanız varsa bak. Onun dışında bu ne işe yarıyor? Bu 8 dakika, bu 15 dakika arkadaşlar. 15 dakika boyunca kullanabiliyorsunuz. Yani 2 koyup 2 alma ihtimaliniz yüksek olduğunu söz konusu ise ben yani bunu düşünecek olursak 8 16 dakika mı? 15 15 30 dakika mı? Onu bir kenara yazın. Dostluk iksirini pazardan satın alıp alın gözyaşıyla malzeme satıcısından her yerde malzeme satıcısı vardır. Buradan tıklayıp malzemeye tıkladığınız zaman sizi en yakın malzeme satıcısına götürür zaten. Bu şekilde partiye çevirip işlemi tamamlayabilirsiniz. Ben şu an üzerime almayacağım. Şey yapmayacağım. Size dostluk mini game'ini anlatacağım. Bir de oyunda çadır olan arkadaşlar için çadırda geri dönüş buff'ı içerisinde %10 dostluk buff'ı vardır. Şimdi bir sürü buff aldık. %10 bundan geldi. 15 üstümüze soylu kıyafeti giydik. Ondan geldi 25. 10 bundan geliyor 35. İksir içiyoruz 65. Bir de tavuk lapası yemeği var. Lapa yazdım. Şu yoğun tahıllı tavuk lapası. Bundan 100 tane alın bankanıza atın dursun. 50-100 tane artık neyse. Dostluk kasma ihtiyacı duyduğunuz zaman hani pazarda olmaz falan. Çünkü yaptığına değmeyebiliyor bu yemek. Bu çok böyle çok ekstra veren, çok şey yapan, kullanılan bir yemek değil. Acemi seviyesindeki bir yemek ki aşçılık kasmasının kolay olduğunu düşünürsek. Alın atın kenara dursun. Bundan da dostluk %5 alıyoruz. Ne demiştik en son? 65 mi demiştik? Bir de o geldi %70. Düşünün şimdi. Siz Bartali abimiz kolay dostluk kasılan bir abi. Bartali abiye geldiniz. El sallarken bile 3'ün %70'e oranında bu abimizden şey alıyorsunuz. Yani aşağı yukarı 3 değil de her el sallamanızda 5 falan alıyorsunuz. Bunu unutmayın. Ha, bu bufflar içerisinde eksiklik olabilir vesaire. Ben alt karakterimle yapacağım vesaire diyebilirsiniz. Alt karakterinizle bile el sallamaya ya da dostluk kasmaya gittiğiniz zaman hiç yoktan dostluk iksirini, tavuk lapasını yanınıza almadan ya da alabiliyorsanız çadır buff'ınızı da almadan dostluk kasma işine girişmeyin. Eğer bunları alarak giderseniz çok ama çok hızlı ve kolay dostluk kasarsınız. Dostluk kasma mini game'ine geliyoruz arkadaşlar. Bakmayın buradaki 18.608'e. Eskiden Gear Score diye bir Gear Score'dan gelen artı 5 muhabbeti vardı. Herhangi bir bölge içerisinde işte bu Veliya'da genelde Igor Barteli'den 18.600 şu an. Diğer dostluk puanları da var. 20.000 dostluk kasınca o bölgede şan, şöhret yanlış hatırlamıyorsam 5'e çıkıyordu. Bakayım. Aynen. Şöhret level 5 ünlü maceracı. Bunun sayesinde Gear Score puanı kazanıyorduk. Bu sistem kalktı. O yüzden şu an bunda 18.000 var. Bu arkadaşla da dostluk kasması çok kolay. Peki şimdi dostluk kasmak için NPC'ye gittiğiniz zaman mini game'e başlamadan önce dikkat etmeniz gereken önemli hususlardan biri. Bu arkadaşla aranızdaki ilgi bilgisi durumu dediğimiz şey. Bu arkadaşla konuşacak sizin hiç konunuz var mı? Önemli olan noktalardan biri bu. Atlanan noktalardan biri bu. Konuşma mini game'de. Ben bu adamla konuşma konusunda Veliya köylüleri bilgi dağarcığı içerisinde 12'de 12 bütün bilgilere sahibim ve bu arkadaşla konuşma işlemine gireceğim zaman
Ben herhangi bir konu sıkıntısı çekmeyeceğim. Konu sıkıntısı ne oluyor? Hemen ona gelelim. Konuşmaya tıkladım. Her konuşmaya girdiğiniz zaman 5 enerji gider, unutmayın. Ama şu an bundan örnek verdiğim için, bu arkadaşla inanılmaz fazla dostluk kurduğum için bu adamla konuşmak istediğim zaman çok fazla enerji gidiyor. Kontrol edelim isterseniz. 126 enerjim var. Konuşmaya tıkladım. 106'ya düştü. Yani 20 enerji gidiyor. Çok yüksek enerjili olduğu için bu böyle. Normal bir NPC ile konuşmaya çalıştığınız zaman 5 gidiyor. Bartel abiyle yapmayalım. Enerji benim için kıymetli. Malzeme satıcısı ablayla bir konuşmaya çalışalım. Şimdi dostluk 175'miş bu ablayla. Tamam mı? 16'da 16. Balenos yaratıklarının hepsini ben bu şekilde tanımışım. Konuşma kısmına girdim. Şimdi ortada böyle random bir şekil oluyor, tamam mı? Çok da önemli de şekle takılmanıza gerek yok. Diyor ki burada ilgi çekme başarısızlığı, toplam beğeni falan. Bir sürü birbirinden bağımsız gibi gözüken ama birbirine bağlı olan bir sürü değişken var şimdi pencerede. İnsanların en çok zorlandığı şey bu. Sanırım bu videoda da en çok teşekkür alacak şey bu. Gereksinimleri Zaira ile havadan sudan konuşuyor. Yani burada bize herhangi bir sınırlama ya da kısıtlama, herhangi bir şey vermiyor bize. Havadan sudan konuşuyor. Şuradaki ilgi leveli 17, beğenisi 24. Şimdi ilgi leveli şöyle bir şey. Buradaki konular üzerine geldiğiniz zaman, bakın. Örnek veriyorum. Çin böcekleri hakkında konuşmak istiyorum ben arkadaşlar. Eğer ki sol tarafta yazan ilgi leveli, Çin böceğinin üzerinde yazan, bakın, ilgi leveli 14 yazıyor. Bunlar eğer ilgi leveli 14-17'den büyük olursa bu %100 bu hanım ablanın konuyla ilgilendiğini gösterir. Yani hanım ablaya konuşma penceresine bunu eklediğimizde herhangi bir sorun çıkartmayacak diyor. %100 bununla ilgilenecek diyor. Peki beğeni leveli neyse, beğeni ise sizin bu ablayla konuştuğunuz zaman bu konudan çok hoşlandım ben deyip onu böyle pohpohlayacak. Mini game'in sonunda da size fazladan dostluk kastıracak şeyi işaret ediyor. Hemen bir küçük oynayalım. Oynarken de neye göre dikkat ettiğinize bakalım. Havadan sudan konuş diyor. Unutmayalım. Dostluk mini game'i 3 aşamadan oluşur. Başta burada göreceksiniz. Hemen şimdi bir hızlıdan yapayım. Havadan sudan konuş. %100'leri hemen hızlıdan seçiyorum. Tamamen görmeniz için. Bakın mavi işaret başarılı olduğumuzu gösteriyor. Bazı zamanlarda ise başarısız olmanızı istiyor. Şimdi şuradan bir şey göstereceğim size. Sağ üstte ilgi çekme 6. 6 tane çevir, 6 tane işlem yapılmış. 6'nın 6'sında da ilgi çekmişim ben. Herhangi bir başarısızlık elde etmeden. Başarısızlık 0. Toplam beğeni 175. Az önce dediğim şey. Buraya koyduğum şeylerin birbirleriyle kombolandıktan sonra bana verdiği toplam beğeni 175 puan. Her bir seviye için 175 puan, yani bu beğeninin %10'u alınır. Yani ve birinci kademe için %10'u çarpı 1, ikinci aşama için %10'u çarpı 2, üçüncü aşama için %10'u çarpı 3 ile hesaplanır. Şimdi sohbete devam et diyorum, ikinci aşamaya geçeceğim. Diyor ki, bak bu sefer kural koydu. Diyor ki 42 veya daha fazla maksimum beğeni kazanın. Tüyo. Komboları koruyarak, uygun bilgi kullanarak daha yüksek beğeni elde edebilirsiniz. Bunları gördüğünüz gibi sonraki combo vesaire gibi bunları burada konular üzerinde anlatıyor. 42 veya daha fazla maksimum beğeni dediği için ben buradan tek az önceki şeyde 175 beğeni vermişti. 42'yi ben her türlü sağlarım. Örnek veriyorum. Başka bir yerlerden yapayım şöyle. Mesela bunun normal beğeni puanı bununla ilgi duyması için ilgi leveli 20'ymiş. Base'i 17 olduğu için %100 ile tamamlıyoruz. Beğeni 24. 45'e 46. Çok yüksek bir beğeni vermiş gördüğünüz gibi. 21-22 aralığında. Daha sonra başka bakalım. Mesela burada ilgi leveli 29 çok güzel ama beğenisi 25 ile 29. Yani 24'ten 1 fazla 1. 29-24'ten 5 fazla 1 ile 5 arası beğeni verir bu diyor. Aşağıda etkileşim etkisinde görüyorsunuz bakın. Şu an mouse hareket ettirirsem göremeyeceksiniz diye hareket ettiremiyorum. Okuyorum sadece.
Aynı şekilde 25 %100 etki alıyorsunuz. Örneğin beğenisi 35'e 39. Yani 24'ten 11 fazla, 15 fazla. 11-15 arasında etki alacaksınız diyor. Şöyle hemen hızla mesela %100'leri öylesine geçiriyorum. Mesela bu turda az önce 18 almıştık, değil mi? Hemen işlemi doğrulayalım. 283 diyor, değil mi? Her şey çok güzel. 283 ile hemen şuradan, yanlış olmasın, 283 çarpı 2 çarpı 0,1. 56 yapacak, pardon, 0,1 ile değil, çarpı 10. 56,6, yani 57'ye yuvarlıyor bunu sistem otomatik olarak. Az önce kaçtı? 18 artı 74. Aa, yanlış hesapladım. Fail verdim. Çok özür diliyorum. Neyse, burayı troll olarak alabilirsiniz. İki katı vermesi normalde lazım ama büyük ihtimalle bir yerde komboyu yanlış yaptım. O yüzden düşük puan verdi. Dalga geçebilirsiniz videonun altında, izin veriyorum. Sohbete devam et diyorum. Üçüncü aşamada 3 katını alacak. Aynı şekilde 127 ve daha fazla maksimum beğeni dedi. Tamam, ben buraya kadar her şeyi kastım. Çıktım, yaptım, ettim diyelim. Bazı zamanlarda geliyor diyor ki 3 kez art arda seninle ilgilensin diyor. Yani buraya koyduğunuz şeyler içerisinde en son ki 3 önemli. İlk başlarda ilgilenmese de, örnek veriyorum, en son 3 defa sizinle art arda ilgilensin çevirimde, o da sayıyor. Veya bakayım, başarısızlık verecek mi? Enerji de bitirdik ama pek başarısızlık vermiyor bu abla. Neyse. Anlatmak istediğim nokta şu: birinci çevirimde birebir aynısını alıyorsunuz onda birinin. İkinci çevirimde iki katı, üçüncü çevirimde üç katı. Tüm işlem bittiği zaman size şurada maksimum dostluk yazar. Örnek veriyorum, maksimum dostluk şeyde de yazıyor çevirim bitince. Elde edilecek dostluk 65'tir. İşte bir katman daha gitseydim ben, örnek veriyorum, 200 olacaktı örnek. 3 katını alacağım için. Pardon. İşte 200. Biz ne demiştik? %70 buff vardı. Ben sayfayı kapattığım zaman ben arkadaşlar 200 değil de 340 dostluk alacağım demek oluyor bu. Buff'ları kullanmanın etkisi burada oluyor. Dostluk kasmadaki etki de bu oluyor. Ama gel gelelim, bazı NPC'lerin egosu yüksek oluyor. Aynı benim gibi kappa. Ego muhabbeti espridir. Twitch izleyenler bilir. İlgi leveli 24. Beğeni leveli 20, 21'e 24 değil de, oluyor bu sana 51'e 54. Buradakilere bakıyorsun 21 falan. İlgisini çekemiyorsun asla konuşurken. İlgisini çektiğin şeylerde beğenisini toplayamıyorsun. Sıfır falan yazıyor beğeni. Sıfıra sıfır, sıfıra bir falan. Mümkünatı yok, kasamıyorsun yani, kastırtmıyor. Tekrar tekrar açıyorsun, değişmiyor bu. Ne yaptıysan onu, ağzınla kuş tutsan şey yapamıyorsun. O zaman baştaki şey gibi, alıyorsun baştan şeylerini, bufflarını, el sallıyorsun arkadaşa. Durmadan el sallıyorsun, F5 spamı. Peki, biz her defasında NPC'lerle böyle şey mi yapacağız? Tek tek kontrol edeceğiz? Hayır. BDO Codex ne diyoruz? Her zaman için namusunuz. F2 BDO Codex Database. Ondan sonra Something Lovely. Bunları her zaman kullanın. Kullandırın. Arkadaşlarınıza önerin. Örneğin neymiş bu ablanın adı? Zaira. Değil mi? Zaira. Zaira'yı yazdım. NPC. Tıklıyorum Zaira'ya. Tamam mı? Şuradan keşfimde bilgi verir. Buraya herhangi bir bilgi girmemişler. Bilgi girilebilecek bir şey. Igor Bartel yazayım. NPC tıkladım. Burada ve bir geride. Tamam. Şimdi VPN'i açmam lazım. Kusura bakmayın. Çünkü burada Imgur'dan falan şeyler oluyor, fotoğraflar oluyor. İdeal Emiti Gaming'in, bak gördüğünüz gibi şu an geldi mesela. Bu altta yer alan şeylerin hepsine tek tek bakın. Mesela şuraya şey yazmış. Biggest hall was 330 Emiti range from 411 601.
bir setup. Mesela demiş ki şu setup'la artık hangisinden bahsediyorsa şu setup'la gördüğünüz gibi bu adamlarla konuşurken 330 emiti kasıyorum. İşte 411 ile 601 arası değişiyor. Ortalama bu kadar kasıyorum falan demiş. Aşağı yukarı. Yani burada adamın ne dediğine çok takılmayalım. Şu kadar kasıyorum, bu kadar kasıyorum muhabbetine. Şimdi burada önemli olan şey şu. Biz NPC'nin muhabbetini buradan alıyoruz. Yani saçma sapan bir NPC. Mesela Trent'ten bir tane NPC bulalım hemen gözücüyle. Kim olsun? Şu olsun. Gofrant. Mesela yazayım. Gofrant. Tıkladım hemen. Herhangi bir bilgi yok. Şurada var mı? Bunlar da benim inadıma bugün. Yani bilgi falan veren şeyler değil. Mayeri'ye bakalım. Mayeri. NPC tıkladım. Demiş ki şu komboyla bu işlemi halledebiliyorsunuz. Birth of Fate, işte inancın doğuşu, işte ejderha gözcüsü falan filan. Biraz İngilizce bilmeniz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Türkçe çok az kaynak var bu konuda. Adam direkt fotoğrafını da atmış. Örnek şekilde. Anyone has an empty guide for this guy. Yani burada bazı durumlarda direkt şunu yazıyor, örnek veriyorum. Birisi gelmiş adam, ben çok denedim, direkt F5 spamlayın geçin. Bu adamla uğraşılmaz diyor. Kendin de şöyle bir gözücüyle bak. Ya da çok fazla F5 spam diyen adam varsa arkadaş bunda şey yok, iş yok. F5 spamla geç yazan şey varsa direkt F5 spamlayın geçin, uğraşmayın. Yan karakterlerimin enerjisini nereye harcayacağım diye soran insanlar oluyor. Yan karakterlerimin enerjisini bu tarz bilgileri elde etmek için harcayabilirsiniz. Bu bilgileri elde edip oyun içerisinde maksimum enerjinizi artırabilirsiniz. Hep diyorlar 587 enerjiyi nasıl kastınız? Enerji videosunda anlattım. Enerji videosunun devamı olarak da dostluğu çektim. Dostluğa dair size anlatabileceğim, söyleyebileceğim genel olarak şey bu. Ha bir de dostluk başka işte nerede işe yarıyor onu söyleyeyim. Bazı zamanlarda eşya kiralama durumları olabiliyor. Özel bazı görevlerde, gizli görevlerde falan NPC ile konuşma ya da bir gizli görev diyor ki bu işte yaz görevleri falan oluyor böyle. Çok büyük ödül işte büyük 1080 Ti ekran kartı veren görevler falan olduğu zamanında büyük bilgisayarlar, oyun laptopları falan. Adam diyor ki işte Velia bölgesinde 30 binden fazla dostluk puanın olsun diyor. Bir sonraki aşamaya geçmek için. Sen eğer dostluk kasma muhabbetini biliyorsan Velia bölgesi içerisinde örnek veriyorum o dostluğu çoktan kasmış olursun veya pardon Velia bölgesi içerisinde dostluğu hızlıdan kasarsın. İşte NPC'lere hemen database'den girersin. Hangisi daha iyi dostluk kasıyor? Tık 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 hemen notunu alırsın örnek veriyorum bu tarz bir oyunda bir yarışmada. İşlemini bitirirsin herkesin önüne geçersin. Başka dostlukla alakalı aklıma pek bir şey gelmiyor. Zaten çok detaylı bir konu değil. Dediğim gibi dostluk iksirini almayı unutmayın. Yapabiliyorsanız yapın. Çok da uğraşmayın setup'ınız, kimya setup'ınız yoksa. Yemeğinizi, soylu elbisenizi almayı unutmayın. Yan çarlar içinse sadece iksir, yemek ve mümkünse çadır buff'ı alıp bunları alıp direkt dostluk kasma işine girişebilirsiniz. Yan çarlarınızın enerjisini özellikle 500 ve 6 arkadaşlar yan çarların enerjisini su toplamak ya da işte süt sağmak tarzı şeyleri yapmaktansa enerjilerini maksimize etme, en üst seviyeye çıkarma için kullanmanızı tavsiye ediyorum. Dostluk videosunu da burada bitiriyorum. Dilerim bu videoda size birçok konuda yardımcı olabilmişimdir. Sorulan sorulara da bu şekilde yanıt olmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, saygılar.